Gün Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni Tarık Toros'la bir konuşalım istedik. Tarık, geçmiş olsun. Teşekkürler sevgili Yavuz. Doğrusu şaşırdım ben. Yani ben de TV Bu üyesiyim ayrıca, onu da söyleyeyim. TV Bu Evet. üyesi olurken oradaki kanalların listesini biliyorum. Hangi kanalların yayın yaptığını ve ona göre de bir abonelik işlemi gerçekleştirdim. Sabah kalktım, bugün televizyonunu açmaya çalıştım. Yok, birden kaybolmuş Doğru. Samanyolu'da eli. Size bir şey söylediler mi bunu yaparken? Şimdi bize bayram öncesinde bir yazı yazdılar ve dediler ki sözleşme süresi doluyor 24'ü itibariyle ve biz sözleşmeyi yenilemeyeceğiz. Bizim sözleşmeden kaynaklanan böyle bir hakkımız var. Biz de dedik ki sizin böyle bir hakkınız yok. Yani yazılı sözleşmede tek taraflı fesih hakkı olabilir. Yani kanal tarafı ya da yayıncı kuruluş bu haktan vazgeçerse veya bu işten vazgeçerse sözleşme sonundan itibaren sözleşmeyi yenilemeyebilir diye bir matbu bir şey var ama neden böyle bir hakları yok? Onu anlatayım. 5 senedir bu platformun içerisindeyiz. Diğer pek çok yüzlerce kanal gibi. 200 civarı kanal var TV Evet. Bu'da. Ve 40 kadarı HD yayın yapıyor. Burada pek çok da haber kanalı var. Biz 60. sıradayız. Evet. Yani 60'ı TV Bu izleyen insanlar sadece evinde veya ofisinde TV Bu kutusu olanlar değil. Web'de, tablette ve akıllı telefonlarda da bu var. Orada 60. sırada bugün TV görecekler. Önünde arkasında başka haber kanalları da var. Yani Samanyolu Haber var, Ülke TV var, TV Net var, A Haber var, 24 var, Habertürk CNN var, var, NTV var, hepsi hepsi var. 24 var. Yani onun üzerinde haber kanalı, TRT Haber var, 12-14 tane haber kanalı var orada ve haber kanalları arasındayız biz. Haber kanalları da zannediyorum 58'de falan başlıyor, 68'lere 70'lere kadar devam ediyor. Evet. O şeydeyiz ve bu uzun yıllardır böyle. Ve bunu siz söyleyemezsiniz diyorum, şundan dolayı söyleyemezsiniz diyorum, yani TV Bu tarafına. Kaldı ki bizim itirazlarımız veya bu konudaki müracaatlarımız asla dinlenmediği gibi tek taraflı olarak bu sonlandırıldı. Bir, TV Bu, TTNET'in bir iştiraki ve Telekom, Türk Telekom'un altında TTNET'in bir iştiraki olarak devam ediyor. Kamu, sevgili Yavuz. Evet. Yani 10 sene evvel özelleştirildi, yarısı Suudi Öger grubuna satıldı ama %30'u hazinede, %15'i halka açık bir kamu şirketi. Tıpkı Türk Hava Yolları gibi, tıpkı emlak konut gibi, tıpkı kamu bankaları, Halkbank, Vakıfbank gibi, tıpkı ne bileyim diğer kamu iştirakleri gibi bir kamu şirketi. Ve bir kamu şirketi de bu halkın hakkı var, tıpkı TRT gibi. Nasıl ki biz elektrik faturalarımızın yarısıyla TRT'yi finanse ediyorsak ve TRT'deki yayınlara itiraz etme hakkımız varsa ki edemiyoruz şu anda. Edemiyoruz. Nasıl ki yarısı kamunun olan ve halka açık olan Türk Hava Yolları'nda dağıtılan gazetelere ya arkadaş ben gazetemi burada okuyamıyorum, neden bu gazeteleri dağıtmıyorsun diyemiyorsak, Türk Hava Yolları sadece iktidara yakın gazeteleri dağıtıyorsa, böyle kendi içlerinde değişik akreditasyonlar yapıyorsa, nasıl ki kamu bankaları, kamu kuruluşları reklamlarını iktidara yakın medyaya yağdırıyor, diğerlerine kuruş koklatmıyorlarsa, Bu da şimdi böyle burada bir da şey benzer diyorsun. bir durum var. Bu da böyle bir şey. Bir kamu kuruluşu TV Bu. Meselenin birkaç yönü var. Beni sorgusuz, sualsiz, mesnetsiz, gereksiz, sebepsiz şeyden, platformdan çıkartıyor. Böyle bir yazı yazıldığında bayramın hemen öncesinde biz buna inanamadık. Ya böyle bir şey yapamazlar. Herhalde dalga geçiyorlar. Ya da ne bileyim, herhalde nabza göre bakacaklar. O günkü konjonktür neyi iktiza ediyorsa onu yapacaklar falan diye düşündük. Çünkü biliyorsun Türkiye'de siyasi konular hep genelde konjonktüre bakılarak yapılıyor. Daha Ankette doğrusu bir bakılıyor, yerden kamuoyu işaret araştırıyor. alınarak Tabii bakılıyor. bir işaretle oluyor. Yani eğer konjonktür uygunsa savcılar harekete geçiyor. Konjonktür uygunsa savcılara bir dakika bekle deniyor. Diğer bürokrasi de aynı şekilde yürüyor. Nasıl ki Türkiye'de hatırlayalım, 7 Haziran'dan sonra bir ay, 1,5 ay boyunca yaprak kımıldamadı. Niye? Konjonktür uygunduydu. Seçimden yeni çıkılmıştı. Ne bir operasyon vardı, ne hukuken bir adım atıldı. Şu oldu, bu oldu. Sonra bakıldı ki mesele tamam. Haydi kaldığımız yerden devam Devam edelim de. edelimden. Şimdi Şimdi yani TV Bu kamu şirketi, bir kamu şirketi kamunun hakkını gasp edemez. Orada bak sen aboneyim dedin. Sen oraya abone olurken bugün TV'yi seyretmek, Samanyolu Haber'e de bakmak için abone oldun. Böyle düşünen yüz binlerce insan var ve bir sabah açıyorsun bugün TV ve Samanyolu Haber yok. İktidarın kanallarıyla ya da bir iki tane asıl başka zaten CNN Türk o falan tarafı gibi onlarla yüz yüze kalıyorsun. asıl zaten o taraf önemli. Sonuçta benle sözleşme yaparken bir müşteri olarak o kanal listesini Evet. göstererek yapıyor. Ondan sonra bir Doğru. gün sabah yarın ben başka kanallarında yok olmayacağını bilemem ki oradan. Kafasına göre hareket ediyor demek ki yani TV Bu.
İşine geleni koyuyor, işine gelmeyeni koymuyor. Siyasi olarak hareket ediyor. Şimdi şurasına bir geleceğim. Amacın ne olduğunu biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı ama Telekom'un yönetimi kimde? Şimdi Telekom'un yönetimi hükümette. Neden böyle söylüyorum? Şimdi bu Yönetim iktidar kurulu kimler döneminde, var? yani yönetim kuruluna baktığında sevgili Yavuz, hep sarayın danışmanlarını görüyorsun ya da saraya yakın iş adamı Abdullah Tivnikli var mesela. Fahri Kasırga var, eski Başbakanlık Müsteşarı, şimdi sarayda Genel Sekreter. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Yiğit Bulut var mesela. Yiğit Bulut var, baş danışman tanımayan yok. İbrahim Eren var. Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı, TRT Genel Müdür Yardımcısıydı. Şimdi ve yani bu yönetim kurulu üyelikleri de bu kamu şirketlerinde adeta ulufe gibi O da dağıtılıyor. ayrı bir şey Ve tabii. buradan bu insanlar bol sıfırlı rakamlarla maaşlar Bunu alıyorlar. özellikle sordum Anlatabiliyor muyum? çünkü o kararın alınmasında nasıl bir amaç edinildiği 3 aşağı 5 yukarı belli Kesinlikle. ama belli bir işaretle yapılmış. Peki bir şey daha soracağım. Yani Bu da çok kritik. tabii. Digitürk'te varsınız değil mi? Varız, devam Varsınız. ediyoruz. Peki oradan bir şey bekliyor musunuz? Şimdi Digiturk bize yapacağını geçen sene yaptı. 33. sıradaydık 5-6 yıl boyunca bugün TV olarak. Bizi bir anda bir gece yarısı aldığı keyfi bir kararla, o da sözleşme hükümlerine dayanarak, bu 17-25 Aralık soruşturması başladıktan 1-2 ay sonra, Mart ayıydı zannediyorum, pat 33'ten 48'e koydu. Yani keyfi olarak kanal sıramızı 15 sıra atlattı ve bütün diğer kanalların en sonuna yerleştirdi. Şükürler olsun bir seyirci kaybına uğramadık ki Digiturk'te gene bizi arayan bir yerde buluyor. Fakat şimdi bu platformlar sadece Digiturk değil, Turkcell TV diye bir platform var. Sevgili Yavuz, şimdi D-Smart Doğan grubunun kontrolünde. Hani ondan dolayı bir çekincem yok ama Türksat, bütün bu kanalların ana yayıncısı Türksat, devletin uydusu. Ve savcı Türksat'a şu 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 kanalları çıkar diye yazı yazdı seçimden önce. Türksat'ta utanmadan, çok affedersin, Rütük'ten görüş sordu. Sen bu bir kanunsuz talimat falan demeden. Rütük de sıkılmadan bu Türksat'ın gönderdiği yazıyı işleme koydu ve bakmaya başladı. Okurken böyle bir şey olabilir mi, olamaz mı diye. Şimdi her yerde devlet var. Daha doğrusu devlet, Türksat Yönetim Kurulu'nda Mustafa Varank var mesela. O da Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Baş danışman, Şimdi evet. görüyor musun? Yani sarayın danışman kadrosunun biri Türk Telekom'da, biri birkaçı Türk Telekom'da, biri birkaçı Türksat'ta, biri birkaçı bilmem ne bankasının, biri bilmem ne Türk Hava Yolları'nda, şurada burada. Hemen her yerde bu kamu iştiraklerine dağılmış olan saray danışmanlarının icraatını görüyor musun? Yarın öbür gün aynı keyfilik Türksat'ta söz konusu olabilir. Aynı keyfilik, sen hatırlattın, bugün Dijitürk'te hükümet yönetiyor. Evet. Yani el konuldu Dijitürk'e biliyorsun. Sonra Katarlara Katar satıldı ama. emiri, tabii Katar emiri 2 haftada bir Türkiye'de. Geçen hafta sonu da buraya gelmişti. Her geldiğinde de Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Yani aslında 15 gün, olaya tabii. baktığımız zaman hiç savunulacak bir tarafı yok. Yani bir Tabii. televizyonu şöyle diyelim daha doğrusu cebinde basın kartı olan bir adamı sen gazeteci kabul etmezsen kafana göre hareket edersen bir takım enteresan akreditasyonlar uygularsan işte Türk Hava Yolları'nda istediğin gazeteyi dağıtır istediğini dağıtmazsan gün gelir bir günde işte böyle bir platformdan ertesi gün başkasından ertesi günde tümden uydudan Tabii. kesebilirsin yeter ki sen konuşma yeter ki sen söyleme diyorlar aslında 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda çok geçmiş olsun Tarık Ben teşekkür ederim. inşallah Sadece bir cümle. evet Hani diyorlardı ya, diktatör olsak medya böyle konuşabilir yayınlar miydiniz yapar diye. mıydı diye. Yani kusura bakmasınlar. Şu anda yayın yapmak, konuşmak, söz söylemek, tweet atmak, yazı yazmak çok zorlaştı bu Bunun bir ülkede ve maliyeti var. da bunun bir maliyeti var ve bu makas gittikçe daralıyor. Onu hatırlatarak bitireyim. Çok da teşekkür ederim yer Teşekkürler. verdiğiniz Geçmiş için. olsun. İnşallah yayınlarınıza sağlıklı biçimde devam edersiniz.